Film Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arınç. Bugün sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz Xiaomi firmasına ait olan skuterlardan birisi olan Mi Scooter Pro 2 versiyonunu uzun kullanım testini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Gerek değişen fiyat kurları, gerek bizim bir senede yaptığımız, 1,5 senelik bir süreçte yaptığımız yolu sizlere paylaşacağız. Ekstra detaylardan, değişen lastiklerinden yaptığımız kazalara kadar her şeyi sizlerle paylaşacağız. 5000 kilometrelik bir yol yaptık biz bu görmüş olduğunuz scooter'la 1 yıl 8 ay önce. Dilerseniz içeriğimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle ürünümüzle beraber sizlerin karşısındayız. Bu görmüş olduğunuz scooter'ın ilk aldığımız ve daha önce de bu görmüş olduğunuz ürün için bir ön test, 45 kilometrelik bir test yapmıştık. Yaklaşık 35 kilometre gittiğimizde de hala %20'den biraz daha fazla şarjının olduğunu söyleyebiliriz. 45 kilometrelik bir uzun yol ömrü bizlere sunuyordu. 600 wattlık da gücü olan bu görmüş olduğunuz scooter için. 20 ile veya spor modu olan 25 kilometre hız sınırıyla da sabitlenmiş bir sınırlaması var. 25 kilometre, 20 kilometre hız sınırıyla biz yaklaşık dediğim gibi 35 kilometreyi tek seferde sizlerle beraber videomuzda gitmiştik. Onu da videomuzun üst kısmından izleyebilirsiniz. Gelelim bugünkü verilerine. Bugünkü verileriyle arkadaşlar tam şarjda yaklaşık hala 25 kilometre gittiğini söyleyebiliriz. Pil, elektronik aksamında bu görmüş olduğunuz ürün için herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu 5000 kilometrenin 5100 küsür diye hatırlıyorum. 2500 kilometresi İzmir'de, 2500 kilometresinden biraz daha fazlası da İstanbul'da yaptığımı söyleyebilirim. Ancak İzmir'de daha çok işte kısa yerlere, markete giderken vesaire gibi kısa aralıklarla kullanıyordum. Sizler için daha önce bir video çekmiştik. 45 kilometrelik tek şarjda kullanmıştık. Bunu da gördük. Ancak bunu İstanbul'da arkadaşlar aracımı da sattığım için hem okula gidip gelmek için hem de belirli yerlere gidip gelmek için kullanabiliyorum. Çok hızlı gitmemesine rağmen kısa mesafe, 5 kilometrelik, 10 kilometrelik yolları bu görmüş olduğunuz scooter'la gidip gelebiliyorum. Tabii ki birazcık daha yavaş oluyor ancak trafik saatlerine denk geldiğimde aslında otobüslerden çok da veya toplu taşımalardan çok da yavaş olduğumu söyleyemem. Ancak dediğim gibi İstanbul'da belirli olarak metrobüsler vesaire bulunduğu için de tabii ki her yerde bu görmüş olduğunuz ürünü zaten kullanamıyorsunuz. Belirli sınırlamaları da var. 90 km hız sınırının altındaki yollarda kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bunun için bir kask da gerekmekte. Hatırlıyorsunuz ilk videomuzda bir kaskımız vardı. Şöyle tekrardan karşımıza getirelim arkadaşlar. Kaskımız bile birazcık aşınmış. Üstü çizilmiş. Yine ben fotoğraflara ekleyeceğim arkadaşlar. Bayağı zamanla tabii ki hasar gördüğünü söylemek mümkün. Ve tabii ki lastiklerimiz arkadaşlar. İlk önce şöyle 2 adet 4500 km gidilmiş lastiklerimiz mevcut arkadaşlar. Bunların iç kısımlarını detaylı sizlere çekip eklemeyi düşünüyoruz. Çünkü özellikle içinin yan kısımlarında bu görmüş olduğunuz alanlarda arkadaşlar yırtılmalar, sökülmeler, ezilmeler oluyor. Bunun sebebi de daha önce bu görmüş olduğunuz ürünü orijinal lastikleriyle, şişirme lastikle kullandığımız için. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar ürünümüzde orijinal yedek lastiğimiz diyebilirim. Kutunun içinden çıkan. Bunun beraberinde arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şu an dolgu lastik tiplerine geçmiş bulunmaktayız. Dolgu lastiğe geçmemizin sebebi daha önce bir adet, yani bir çift lastik yenilemiştik. Patlattığımız için yenilenmişti. Bu yenilemede 60 TL'lik bir fiyata geldi diye hatırlıyorum arkadaşlar. Tam emin olmamakla beraber. Ancak şu anki fiyatları biraz daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Ama 2021'in Haziran ayında 60 lira vererek adedine 2 adet lastik 120 liraya değiştirdiğimi de belirtmek istiyorum. Bunun üzerinden de bir 6 ay 7 aydan fazla kullandıktan sonra arkadaşlar iç lastiklerin yırtıldığını fark ettim ve havalısının indiğini fark ettim. Ben bu şekilde de scooter'ı yaklaşık 50 km, 100 km kadar kullandığımı söyleyebilirim. Patlak lastiklerle herhangi bir problem yaşamadım. Jantlarda bir yamulma olmadı. Tekerleğin üzerinde gittim. Ancak tabii ki dış kısımda bulunan lastiklerin bayağı hasar görmesine, zarar görmesine neden oldu. Ve tabii ki gittiğim yolu mesela tek şarjla 25 km gidiyorsam maalesef bu yaşananlar dolayısıyla da gittiğim yolu mesela tek şarjda 10-12 kilometreye kadar gittiğini gördüm. Patlak lastiklerle. Şu an dolgu lastiklere geçtik arkadaşlar. 30 kilometrelik bir yolu çok rahat bir şekilde. Hatta 30'dan biraz daha fazla 35 kilometrede diyebileceğim seviyelerde
bu görmüş olduğunuz ürüne devam edebiliyoruz. Herhangi bir şekilde alt kısmında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yalnız internette koruma vesaire gibi şeyler satılıyor arkadaşlar. Siz de özellikle mini scooter kullananlar için biliyorlardır veya elektrikli scooter kullananlar biliyorlardır. Biraz daha bezden yapılmış bir koruma sistemi bulunmakta. Ben bunu hiç kullanmadım arkadaşlar. Öyle bir şey de satın almadım. Dediğim gibi 1 yıl 8 aydır bu cihazı kullanıyorum. Yağmurlu havada da kullandığım oldu. Herhangi bir şekilde zarar görmedi. Ama bu demek değil ki yağmurlu havada kullandığınızda zarar görmeyecek. Tabii ki suya karşı özellikle ekranın bir hassasiyeti olduğunu söyleyebilirim. Bunun beraberinde arkadaşlar bu son görmüş olduğunuz lastikleri adedini 200 TL gibi bir fiyata aldığımı söyleyebilirim. İkisi 400 liralık bir fiyatı var dediğim gibi. Bir çift dolgu lastik bunlar. Bunları takmak da birazcık zor oldu. Evde takmayı denedim ama başarılı olamadım. Bunun yerine bir lastikçiye gidip bu görmüş olduğunuz ürünleri taktırmaya çalıştım. Hatta bir iki tane lastikçi kabul etmedi. Sonunda evimin yakınında bulduğum bir lastikçi yapabileceğini söyledi. Biraz uğraştıktan sonra da bu görmüş olduğunuz lastikleri yeniledi arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar, son zamanlarda özellikle petrol fiyatlarının pahalanmasıyla elektrikli skuterların kullanımlarının artması. Biz bu görmüş olduğunuz skuter ne kadar yakıyor sizlere anlatmak isterim. Biz bu ürünü aldığımızda 2020'nin dediğim gibi Kasım ayında yaklaşık 1,5 TL'ye 100 km gibi bir rakam gittiğimizi söyleyebiliriz. Bakın 100 km'yi 1,5-2 TL gibi bir rakamla gittiğimizi söyleyebiliriz. Ancak gerek verimliliğinin düşmesiyle, gerek motorunun zamanla aşınması, pilinin değişmesi gerekiyor mu onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi ben hani tek şarjı 30 km gittiğim için daha şu anda pilin tam olarak ölmediğini söyleyebilirim. %70 seviyelerinde de bir hala aktif bir pil gücü olduğunu söyleyebilirim. Bununla da ben çok gerekli duymuyorum. Ancak tabii ki şu an hani 100 TL'ye 2 liralık bir fiyatla gitmemiz çok mümkün değil evin elektriğiyle. Ama şu anki fiyatlarla arkadaşlar 50 kilometrelik bir yolu yaklaşık 6 TL'ye gitmeniz çok, yani bu görmüş olduğunuz cihaz için mümkün diyebilirim. Gidip bu ürünü sıfırına alırsanız 100 kilometrelik bir yolu da 6 TL gibi 7 TL gibi bir rakama gitmeniz sistemsel olarak mevcut. Evin elektriğinde prize taktığınızda bu görmüş olduğunuz cihazı zaten şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ön kısmında ışıklarımız bulunmakta. Bu ışıklar, frenleme sistemi, kullandığınız spor ve normal modda farklılıklar tabii ki fiyat üzerinden gerçekleşmekte. Ama standart 20 km bir hız sınırlamasında, ışığınız kapalı gündüz kullandığınızda yaklaşık 50 km'yi ben bu cihazda 6 liraya, siz de 100 km'yi 6 lira gibi bir rakama, 7 lira gibi bir rakama gitmeniz gerçekten mümkün. Dediğim gibi verimlilik düştükçe biraz daha harcaması gereken güç ve tabii ki pilin ömrü kısaldıkça da yediği elektrik miktarı aynı olmasına rağmen, biriktirdiği pilin aldığı elektrik miktarı aynı olmasına rağmen daha düşük bir verimlilik bizlere sunduğunu söyleyebilirim. Ben dediğim gibi tabii ki yaklaşık 5000 km bu görmüş olduğunuz cihazla yaptım. Sokakta, uzun yollarda, uzun yollardan kastım dediğim gibi şehir dışı yollar değil, şehir içinde bulunan yollarla uzun mesafelerden bahsediyorum. Gidebileceğim bütün yollarla bu cihazı gördüm arkadaşlar. Beni bu cihazı diğer cihazlardan ayıran sebep şu aslında. Uzun süreli gerçekten kaliteli bir ömür bizlere sunduğunu söyleyebiliriz. Buna benzer özellikle Türk yapımı markalar da öne çıkmaya başladı. Ancak elektrikli scooter denildiğinde ilk üreten ve tabii ki bu firmanın, bu ürünün başı olan Xiaomi firması geliyor. Bu da biraz daha uzun süreli kullanabileceğiniz veya ömürlük bir cihaz için, ömürlük diyebileceğiniz bir cihaz için biraz daha yaygın bir hale geliyor. Şimdi arkadaşlar ekran kısmımız mevcut. Bu görmüş olduğunuz üst alanda şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bu ekran kısmında zamanla aşınabildiğini söyleyen arkadaşlar var. Çok çabuk su aldığını ve zarar gördüğünü belirten durumlarda mevcut. Bunları bizlere iletenler de veya bu cihazı kullanan kişilerden de duyduğumuz bir veri. Biz böyle bir sıkıntı yaşamadık ama 600 TL'lik bir fiyat değişimi, hani değişim için bir fiyat kullanmanız gerektiği, vermeniz gerektiği bizlere belirtiliyor. İnşallah biz yaşamayız ama bugün deseler ki hani 600 TL'lik bir cihaza para harcamanız gerekiyor ve kullanıma devam edeceksiniz. Ben hiç düşünmeden harcarım çünkü hem kısa vadede hem acele yakın mesafeye gideceğim yollarda beni çok uzun süre beklentilerimi karşılayan ve istediğim yerlere gitmemi sağlayan bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bunlarla beraber arkadaşlar dediğim gibi yaklaşık 2 yıllık bir bize kullanım şansı tanıdı bu görmüş olduğumuz cihaz.
çok fazla düştüm mü? Hayır, bir ya da iki sefer düştüğümü söyleyebilirim. Ancak sağa sola çok vurduğumu, örnek veriyorum kaldırımlardan geçerken direksiyon hakimiyetimi kaybedip duvara vurduğumu vesaire gibi şeyler çok fazla karşılaştım. Ön kısmında motor olmasına rağmen gerek koruma kısımları, yani yandaki çıkıntı kısımları olsun, gerek üst ve arka kısmında çamurluk olarak adlandırabileceğimiz yerlere küçük küçük çizilmeler mevcut. Özellikle alt kısmında da arkadaşlar belirli taş sekmeleri, işte çayır çimen gibi yolda bitmiş otlar da bunlara dair, onların çizikleri ve arka kısmındaki diskin tabii ki bulunduğu kısımda da belirli çizikler bulunmakta. Bunun sebebi de arkadaşlar dediğim gibi uzun süredir bu görmüş olduğunuz scooter'ı kullanıyor olmam diyebilirim. Hani bunu, bu videoyu arkadaşlar biraz daha şey gibi düşündük. Elektrikli scooter'la 5000 km bakımı gibi. Biz bu bakımdan önce harcadığımız şey dolgu lastikler. Herhangi bir bakım ekstra yapılmadı. Ben pilini değiştirmekten hala taraf değilim. Dediğim gibi hala tek şarja 30-35 km gittiğini söyleyebilirim. Sizlere bu görmüş olduğunuz videoda arkadaşlar aktarabileceğim şeyler bu kadar aslında. Şu anki fiyatı 13.000-14.000 TL olması biraz daha fiyatların pahalılaştığını, ancak bu tarz bir elektronik cihaz için de gerçekten verilebilir bir fiyat olduğunu da buradan sizlere iletmek istiyorum. Dilerseniz bu cümlelerle beraber videomuzun son kısmıyla devam edelim. Evet dostlar, bugün sizlerle beraber önümde görmüş olduğunuz Xiaomi firmasına ait olan Mi Scooter Pro 2 versiyonunun 5000 kilometrelik yolculuğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Bu 5000 kilometrenin içinde yaptığımız kazalardan değiştirdiğimiz lastiklere, kullandığımız cihazın pil ömründen şu anki aldığımız ilk günkünden bugünküne kadar verimlerine ve tabii ki ilk gün aldığımız 3800'lük fiyatıyla da şu ankinin 12-13 bin liralık bir fiyat bandı aralığında olmasını sizlere açıklamaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı, aynı zamanda bizlere destek olmak adına yorumlar kısmından düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.